Boğazburnu Tabiat Parkı'na geldik. Arabamızı park edeceğiz. 36 lira ödedik. Yola doğru ilerleyin. Kişi başı yaya girişi olarak 12 lira. Ama arabayla girerseniz sadece 36 lira ödüyorsunuz. Yola doğru iler. İstanbul'da böyle bir yer var mı dediğimiz bir yere geldik. Riva'da Elmasburnu Tabiat Parkı. Çok güzelmiş. İşte çocuklar için oyun alanı var. Şimdi birazdan denize gireceğiz. Cami de var. Şöyle göstereyim. Piknik masaları var. Ateş yakmak yasak. So what your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Bu testin 2022 Temmuz itibariyle yiyecek ve içecek fiyatları böyle gösterilmiş. Self servis bir kafe. Şöyle. Burada gişede ödeme yapıyorsunuz. Elmasburnu Tabiat Parkı'nda herhangi bir şeyden faydalanmak isterseniz. Oturma yerleri de ücretli. Şezlonglar da ücretli. Şezlong ücreti 20 TL. O kamelyaların ücreti de 45 TL. Golf aracıyla böyle ring yapıyorlar girişe kadar. Çünkü parktan deniz kenarına uzun ve rampalı bir yol. Burada da soyunma kabinleri ve duşlar var. Bu hizmetten de yararlanabiliyorsunuz geldiğinizde. Engelliler için araçlar buraya kadar, sahile kadar girebiliyor. Engelli dostu bir tesis yapmışlar. Tebrik ederim Beykoz Belediyesi'ni. Denizden sonra gelip burada piknik yapabilirsiniz. Deniz manzaralı. Çok beğendim ya burayı. Aa süper. Şurası şey ızgara alanı. Kamp yerleri gibi. Dur orayı da çekeyim. Oh. Şöyle ızgara alanı var. Kullanılabiliyor mu burası? Şu an daha açık değil. Ha, ne zaman açılacak? Bu hafta açılmaz da haftaya önce açılır. Ha, haftaya. Arkadaşlar, şimdi Elmasburnu Tabiat Parkı'ndayız. Özellikle Ege ve Akdeniz'e işte ekonomik koşullar sebebiyle gidemeyen, işte İstanbul'da yaz tatilini geçiren insanlar için bence bulunmaz bir nimet burası. İstanbul'un merkezine çok yakın, Beykoz'da bulunuyor. Riva'yı hemen Riva Kalesi'ni geçtikten 2 dakika sonra sağa giriyorsunuz. Tabiat Parkı'nın girişi var. Araçlarınızı park ettikten sonra bir 5-6 dakika kadar yürüyerek işte o yine o güzel bir yürüme yolu var. Oradan yürüyerek böyle muhteşem bir denize ulaşıyorsunuz. Can kurtaran sürekli uyarılarda bulunuyor. İşte açılmayın, sağ tarafta akıntı var vesaire. Sizler de geldiğinizde lütfen bu uyarılara kulak ardı etmeyin. Çünkü Karadeniz bu. Gerçekten çok iyi yüzme biliyorum.
din insanlar da burada maalesef boğulma tehlikesi atlatabiliyorlar. Burada duş, tuvalet, işte yiyecek, içecek her şey var. Dışarıdan da getirebiliyorsunuz. Piknik yerlerinde piknik yapabiliyorsunuz. Barbekü alanları yapılmış, daha hizmet açılmamış ama orası da yakın zamanda hizmete girer. Geldiğinizde orada da barbekü yapabilirsiniz, mangal yapabilirsiniz elektrikli bir şekilde. Başka anlatmadığım bir şey var mı? Ha, videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Tabiat parklarını ben çok seviyorum. Doğayla iç içe olmayı çok seviyorum. Kanalımda farklı videolar da var. Ülkemizin doğal güzelliklerini gösterdiğim. O videolara da göz atabilirsiniz. Abone olup yandaki çan işaretini aktif hale getirirseniz yeni videolardan da haberdar olursunuz. Aynı zamanda Instagram'dan da aktif olarak gittiğim, gördüğüm yerleri tavsiye amaçlı paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Herkese mutlu ve en önemlisi sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.